Herkese merhabalar Kripto Sefa kanalına hoş geldiniz. Bitcoin'in ve altcoin'lerin son durum gelişmelerini inceleyeceğim ve grafik analizlerini yapacağım. Arkadaşlar sabah uyanır uyanmaz Twitter'da bir post paylaştım. Şu şekilde Doge'da longladım. Hemen dedim e, longlayayım e, güzel bir fırsat gelebilir diye paylaştım bunu da siz de girersiniz belki diye. %37 PNL'deyken sonra çok kısa bir süre sonra e, PNL %120 gördü. Ben paylaşana kadar tabii ki %100'e tekrardan düştü. Çok hızlı bir işlem olduğu için... E fiyat değişikliği oldu. Umarım Telegram'da ve Twitter'dan görüp değerlendirmişsinizdir. Yani anlatmaya çalıştığım şey arkadaşlar bu pozdan kazandığımız değil. E tam tersi. bu pozdan kazanıp kazanmamak hiç önemli değil arkadaşlar. Ama bakın market yükselse de düşse de önemli olan kazanmak arkadaşlar. Sen kazanıyorsan her şekilde kazanıyorsan marketin yükselmesi de düşmesi de senin umurunda olmaz. O yüzden ben sürekli zaten bunu anlatıyorum. Yani hani düşüşün veya yükselişin hiçbir önemi yok. Yükselince spotta zaten kazanacağız ama scoutta vadeli her türlü vuruyoruz zaten. Bu yüzden canlı yayınları ve videoları kaçırmamız gerektiğinden bahsediyordum. E, dün Doge'da bir şeyler olabilir demiştim. Oldu arkadaşlar bakın. E, dün gece longlamadım tabii ki. Bir Bitcoin analizine geçmeden önce bundan bahsedeyim. E, Dogecoin dipten çok güzel yükseldi. Tabii ki Bitcoin yükseldiği için yükseldi arkadaşlar. Ama ben bu işleme girecektim. E dedim boş ver boşu boşuna lik olmayalım uyuyacaktım stopla koymak istemedim e, parite 22 yürüdü ve şu an yürümeye devam ediyor yani hani e, buradan dün girseydiniz veya şu an işleme girseydiniz işlem açık arkadaşlar şu an e, dogecoin işlemi açık yürümeye devam ediyor e, bitcoin tarafına dönmek gerekirse arkadaşlar şu an büyük yükseliş konuşabilmek için hani e, bu ay falan konuşabilmek için çok erken bugün enflasyon verisi gelecek Enflasyon verisi olumlu gelirse biz markette küçük bir yükseliş görebiliriz, küçük bir toparlanma görebiliriz ama hani e, şu an Boğa bu, bu seviyeden sonra gelecek, böyle olursa böyle olacak demek çok anlamsız hiçbir şey ifade etmiyor bunlar. E 15 bin dolara kadar düştük. Çok sert bir düşüş yaşadık FTX krizi yüzünden. E, şu an karşımızda bir düşen trend var. Bu düşen trendin kırılım seviyesi 16.840 dolar seviyesi. 16.840 dolar seviyesi. Bu seviye kırıldıktan sonra dirençlerimiz arkadaşlar bu şekilde karşımızda. E, kritik direnç bölgemiz bu ayı başlatacak direnç bölgemiz hala 23.400 dolar seviyesi. Onun haricinde buradaki dirençleri konuşmanın pek de bir anlamı yok. Bunun sebebi bu ayı başlatacak seviyenin asıl yükselişi başlatacak seviyenin o olması ara dirençler ara destek ve trend seviyeleri zaten bu şekilde. Çok fazla direnç seviyemiz var karşımızda. Ama büyük yükselişi bekliyorsanız büyük yükseliş size para kazandıracaksa 23.400 dolar seviyesi hala aşılması gereken bölge. Şu an dünya piyasalarında kötü bir durum yok. E, total market cap ve total 2 de kırdı. Destek seviyesini direnç yaptı. Destek seviyesini tekrardan üstüne oturdu ve e, tepe bölgelerini kırmaya çalışıyor arkadaşlar. Total 2 tarafında pardon total tarafında da durum aynı şekilde. Total 2 tarafında da durum aynı şekilde. Kırmaya çalışıyor tepe noktasının son düşüş yaşadığı bölgeyi burayı kırdıktan sonra direnç seviyelerine kadar e, scalp işlemde güzel fırsatlar gelebilir ama dediğim gibi yükselişi başlatacak bölge 23.400 dolar seviyesi arkadaşlar ABD borsalarının bugün açılışı ve kapanışı çok önemli 4 saatlik çarptı döndüğümüzde bakın S&P 500 tarafında ve Nasdaq tarafında çok güzel bir yükseliş gelmişti ama DXY'nin artmasıyla birlikte ABD borsaları da bu şekilde tekrardan destek seviyesinin altına sarktı arkadaşlar çok fazla beni yeni izlemeye başlayan takipçimizin zararı var yani tepeden mal almışlar en tepeden mal almışlar e ve şu an Bitcoin 15 bin dolara düştüğünde ne yapsak satsak mı alsak mı e, daha yükselecek mi yükselmeyecek mi diye düşünüyorlar arkadaşlar 3000 dolara düştüğünde de Bitcoin aynı senaryo gerçekleşti herkes bir daha yükselmez diye düşündü o zaman da korona çıktı biliyorsunuz yani hatta bundan daha kötüydü tüm finansal piyasalar öldü diyebileceğimiz kadar kötüleşti. Ama sonrasında çok büyük bir yükseliş geldi. Şu an FTX krizi bundan önce Luna krizi. Yani ama bu piyasa tekrardan yükselir ve yükselişe devam eder. Bu yüzden korkacak panik olacak bir durum yok. Sadece teknik olarak detaylara değinmek istiyorum. Bu teknik detaylar sonrasında zaten piyasa normal şekilde kaldığı yerden devam edecek. Bir olumlu haber gelir. FTX toparlanır. biri satın alır. Ne bileyim. Elon Musk falan satın alır arkadaşlar. Veya bambaşka bir şey olur. Ya da FED tarafından çok güzel bir haber gelir. Tekrardan piyasaya para girmeye başlar. Yani bu korkacağınız bir şey değil. Korkmanız gereken şey arkadaşlar güzellerden mal alamamak. Bakın yani 15 bin dolara kadar düştü Bitcoin. Eğer sen buralardan korkup mal almıyorsan mal almayı nereden düşünüyorsun? Tekrardan bilgisiz fenomenleri dinleyip 50 bin 60 bin dolara geldiğinde mi Bitcoin mal almayı düşünüyorsun? Veya şunu da düşünmek gerekiyor. Sen şu an neden zarardasın? Neden tepeden mal aldın. Bu malı sana kim aldırdı? Bunu sorgulamak gerekiyor arkadaşlar bu dönemde. Yani para kaybetmenin sebebini sorgulaman gerekiyor ve anlaman gerekiyor. Bir daha bu hatayı yapmaman gerekiyor. Finansal piyasalarda bir hatayı bir kere yapman gerekiyor. 2, 3, 4 diye devam ederse para kaybetmeye devam edersin ve bu kaçınılmaz bir döngü olur. Bir hatayı bir kere yaptıktan sonra oturup düşünmek gerekiyor. Fırsatlar kaçmaz. Verdiğim Dogecoin işlemi 5 dakikada %30'dan %100'e yürüdü. Siz direkt girseydiniz arkadaşlar %40'da hadi %50'de girdiniz. %50 kazandınız ve çıktınız. Hiçbir şey yapmadan 5 dakikada. Yani %50 kazandınız. Bu kadar basit aslında olay. Ama işte e, siz hatalarınıza bağlı kalırsanız bir yönde ilerlerseniz aynı şeyi yapmaya devam edersiniz. Kaybetmeye devam edersiniz. Adam kaybediyor. Tekrardan aynı şeyi yapmaya devam ediyor. Sonra ben neden kaybediyorum bu piyasa kumar diye düşüne böyle bir şey değil Arkadaşlar bu Evet yaşan olaylar çok kötü fdx olayı şu an çok kötü bir olay tüm piyasayı etkiledi ama bakın market tekrardan dipten long fırsatı verdi yüzde on yüzde yirmi yükselen alt koyunlar var Tabii ki buradan bir alt koyun yüzde yükselmesi çok kolay arkadaşlar ama sen kaybettiğin paranın bir kısmını bu yüzde yirmi yükselişte bile çıkarabilirsin Aslında bu tamamıyla sana bağlı O yüzden diyorum ya fırsatlar asla kaçmaz. Üzülmeye, mutsuz olmaya, kendinizi üzmeye, panik yapmaya hiç gerek yok. Piyasanın teknik olarak konusuna değinmek yerine arkadaşlar buna daha fazla değiniyorum. Şu an çünkü çok fazla kişi zararda ve çok fazla kişinin zararda olma sebebi de yanlış hareketler sergilemesi. Aylardır altcoin sepeti yapmıyorum. Takipçilerimiz altcoin sepeti yapın hocam, altcoin sepeti yapın hocam diyorlar. Benim takipçilerim bile bunu diyor. Diğer insanlar ne yapsın? Herkes piyasanın yükseleceğini düşünüyordu. Bu anın başlayacağını düşünüyordu ama arkadaşlar yani hani boğa emaresi %100 gelmediği için nasıl başlasın? Bunu düşünmek gerekiyor. Bakın çaktılar aşağı acımaz acımazlar. 3000 dolara düştüğümüzde de biz bu şekilde ilerledi. Bakın oradaki senaryoyu ben size açayım arkadaşlar. Boş verin şu an hani Bitcoin şunu yaparsa böyle yapar böyle olursa böyle olur. Boş verin. Çünkü zaten Bitcoin yükselecek dibin dibine geldi artık düşsün 12 bin dolara düşse de sorun yok. 10 bin dolara düşse de sorun yok. 3 bin dolara düşse de sorun yok arkadaşlar. E, yükselecek eninde sonunda bir yerden. Önemli olan bizim güzellerden mal almamız. Bakın şunu göstermek istiyorum. Burada e, güzel bir düşen trendimiz vardı arkadaşlar. Düşen trend kırıldıktan sonra herkes mala atladı burada. Herkes dedi boğa tekrardan geliyor. Hatta ne oldu biliyorsunuz burada bitcoin çok güzel yükseldi 14 bin dolara kadar gitti. Sonrasında yeni bir düşen trend. Bu düşen trend de arkadaşlar bakın şu şekilde. Sonrasında bakın arkadaşlar burada yeni bir düşen trend oluşmuş değil mi? Buradaki düşen trend kırıldı diye herkes tekrardan boğa başladı diye düşündü. Sonrasında adamlar bir anda aşağı vurdular. Burada herkes long yönlü işleme girdi. Herkesi patlattılar acımadan 3000 dolara tekrardan düşürdüler. Ve sonrasında lik olan o kadar miktar gitmişken o kadar para gitmişken birçok insan o kadar parayı kaybetmişken arkadaşlar bu ayı başlattılar. Yani bu piyasa acımasız bir piyasa. Maalesef bu şekilde ama bu piyasa acımasız bir piyasa olmasa zaten bu kadar büyük yükselişler olmaz. O yüzden kaybettiğinizi düşünmek yerine kazanmak için e, çaba sarf edin ve zaten kazanıyoruz yani beni dinleyen herkes e, kazanıyor arkadaşlar. Şu ana kadar söylediğim her şey gerçekleşti, değil mi? Altcoin sepeti yaptığımda da Hedefler gerçekleşirse zaten zararın hepsi çıkar. Zararları çıkarmak kolay arkadaşlar. Bakın ben her zaman ne diyorum? Bu piyasada para kazanmak çok kolay. Önemli olan para kaybetmemek. İlk kural para kaybetmemek. Kaybetmediğin zaman zaten kazanmayı öğreniyorsun. Beni dinleyip e, mal almayan, nakitte bekleyenler, eline nakit bulunanlar şu an o kadar mutlu ki. Ne düşünüyorlar biliyor musunuz? Oh çok daha düşsün ben daha dipten alayım bu arada çok daha fazla para kazanayım. Ben de aynısını düşünüyorum. Neden elimde para var? Ama para olmayan adam düşmesin diye düşünüyor. Yani düşmesin, zaman kaybedeceğim. Artık yükselsin. Zaten çok düştü. Zararım çok fazla. Yani %80, %90 artık neyse zararım var. Daha da düşerse param sıfırlanacak diye düşünüyor. Maalesef durum bu şekilde arkadaşlar. Yani hani bu tabii ki de üzücü bir durum ama gerçekler bunlar. O yüzden de bunları anlatmak zorundayım. Piyasanın şu an teknik olarak bir konusu yok. Teknik olarak her şey e yolunda diyebilirim arkadaşlar 15 dakikalık daha az önce gösterdiğim gibi bakın e, düşen trend kırıldıktan sonra piyasanın en azından bir e, scalp işlem vermesi gerekiyor şu düşen trend kırıldıktan sonra ama piyasa o kadar short istiyor ki bu düşen trendi bile kıramıyor şu an yani bambaşka şeyler oluşuyor bu düşen trend bu küçücük düşen trend içerisinde. Çünkü haber var FTX haberi var yeni bir düşüş haberi gelir mi yeni bir negatif haber gelir mi diye düşünüyor herkes bir de bugün enflasyon verisi olduğu için herkes atladı şorta şu an tekrardan değil mi yani şort düşünüyor herkes deli gibi şort diyorlar e maalesef işte arkadaşlar piyasanın böyle durumları olduğu için de siz her zaman siz her zaman temkinli olmak zorundasınız temkinli olmazsanız bir kazanırsınız iki kazanırsınız üçüncüde patlarsınız. E şimdi ne olacak hocam şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar elinizde nakit varsa buralardan canlı yayınlarda da ve videolarda söylüyorum. Alabilirsiniz. Alım yapabilirsiniz. %10, %20, %30 her neyse alım yapabilirsiniz. Yani buradan alım yapmak da buradan alım yapmak hayati bir şey değiştirmez hayatınızda biliyorsunuz. Ama yani maksimum buralardan %30 alım yapılması gerekiyor. Çünkü yükseliş kesin başladı mı? Tabii ki daha hayır. Yükselişi başlatan bir şey yok. Dönüş emaresi gelmedi. Piyasa olumlu bir haber gelmedi. Piyasaya çok olumlu bir haber gelirse arkadaşlar o zaman işte düşen trendlerimiz kırıldığında ve yükselen tepeler yükselen dipler oluştuğunda %100 mala gireriz yani bu anın başladığını düşündüğümde mala gireriz arkadaşlar yükselen tepeler ve yükselen dipler oluştuktan sonra 23.400 dolar seviyesi kırıldıktan sonra DX'e destek seviyesinin altına sarkmıştı biliyorsunuz sonrasında tepki aldı tekrardan ee, güzel bir yükseliş yaşadı 4 saatlik chartta tekrardan bakmak gerekirse e, şu şekilde bir yükseliş yaşadı arkadaşlar kırmaması gereken seviyeyi konuşmak gerekirse 111.14 seviyesi kırmaması gereken seviye DXY tarafında buradan tekrardan şu şekilde sekmesi ve destek seviyesini 109.93 seviyesinin aşağısına sarkması ve devam etmesi gerekiyor DX'e güçsüzleşmediği sürece kripto para piyasasında veya tüm finansal piyasalarda biz bir yükseliş göremeyiz arkadaşlar. DX'e her şey diyordum ya. Bakın DX'e böyle bir senaryo gerçekleştirdi. Eğer FTX haberi e çıkmasaydı kripto paralar da DX'e vuracaktı. DX'e çok sert şekilde düşecekti ve biz bir yükseliş yaşayacaktık. Boğa olmasa bile güzel bir yükseliş yaşayacaktık. Çünkü DX'e çok sert şekilde Destek seviyesinin altına sarktı ama haber öyle bir yerde geldik yani hani tam arkadaşlar dakikası dakikasına haber öyle bir yerde geldi ki e, biz yükselemedik işte değil mi böyle bir olayla karşı karşıyayız bu piyasa bu kadar saçma işte ama bu saçma piyasada çok büyük fırsatlar var ve her gün karşımıza çok büyük fırsatlar çıkıyor o yüzden üzülmeye gerek yok. FTX'de parası olan takipçileriniz için bir şey diyemiyorum. Kullanmıyorum arkadaşlar. Umarım paralarınızı geri alırsınız. Yani şu an durum o kadar kötü ki. Diğer borsalardaki insanlar da leak oldu arkadaşlar. Herkes lik oldu zaten. Adam FTX'de parasını çekemiyor. Saçma sapan site kapanıyor. İşlemi vardı belki lik oldu. Yani hani adam parasını çekemese bile lik oldu. Adam işlemi varken lik oldu sitenin saçmalığı yüzünden. Bu adam sonrasında parasını çeksen olur. Parası kalmadı ki adamın. Adamın parası kalmadı. Yani bu piyasa Maalesef işte arkadaşlar e, bu kadar saçma bir piyasa akşam canlı yayında zaten enflasyona bile geldikten sonra son durum gelişmelerini konuşacağız e, son durum gelişmelerini ve canlı yayınları kaçırmamak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın kanal destek olmak isterseniz videoyu beğenebilirsiniz kendinize çok iyi bakın paranın altına kalmanız dileğiyle.